Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün hemen sizlere yumurtalı patates tarifi vereceğim arkadaşlar. Burada soymuş oldum, yıkadım, kuruladım. 4 tane patatesim var arkadaşlar. 2 tane yumurtam var. Bir tane erçik tuzum var. Bir de yağım var. Bir de tavam var arkadaşlar. Hemen tavamın altını yandı mı? Yandı. Arkadaşlar fazla yağ koymadan hemen sizlerle dedim paylaşayım. Hemen gördüğünüz gibi siz deyin 2 yemek kaşığı, ben deyim 3 yemek kaşığı. 3 yok. Ölçerim bak. 3 yok. Şimdi arkadaşlar patatesimi hemen sizlere göstereceğim. Eldim şöylece şu şekil ufak ufak küp küp şöyle küp küp patateslerimi şöyle şu şekil arkadaşlar şöylece patateslerimi güzel böyle ufak ufak doğruyorum. Ne fazla ince ne fazla kalın, gördüğünüz gibi o fazla ince bu kadar kaçtı. Kaçma, yakaladım. Şimdi şunları da arkadaşlar şöyle hepsini bu boyutta güzelce ne fazla ne kadar ince doğrarsanız arkadaşlar patatesimiz daha tez pişer, daha güzel olur. Şimdi şöyle hepsini arkadaşlar güzelce ne kadar suluymuş. Patates güzelmiş. Arkadaşlar bu arada da sorarsanız kendi evime geldim, kendi evimdeyim yine. Böyle arada kendi evimi özlüyorum, geliyorum arkadaşlar. Hem sizlerle değişik olsun deyin, hem kendime değişik olsun deyin. Çok seviyorum ama bu yüzden alanla oyanla kuruyorum. Oyanla. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Yoksa mutfağımı ve bu mutfağımı da seviyorum. Efendim annem, çayım da kaynadı bu arada. Bu arada çayın altı tamam diyecektim. Arkadaşlar hepsini böyle kızım böylece doğrayacağım. Tavaya koyacağım. Yağımın içine doğranmış olan küp küp patatesleri şimdi şöylece tavaya arkadaşlar tavanın içine hepsini şöylece arkadaşlar koydum. Az mı oldu? Yok, yeter ya. Şimdi arkadaşlar şöyle de şu şekilde şöyle de patateslerimi tavaya güzelce yaydım arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar hemen size şöyle de göstermek yanında istiyorum. Şöyle de bakın az bir yağla patatesimi güzelce bu arada da çayımı attık. Güzel. Biraz şöyle diyeyim arkadaşlar, demlik taşlamayın, olmuyor. Şimdi patatesimi tavaya koydum arkadaşlar. Güzelce kızaracak. Biraz sonra tuzunu hemen ilave etmiyorum. Etsem de olacak. Tuzunu arkadaşlar, tuzunu atıyorum. İsterinize göre. İster karabiber koyun, ister pul biber koyun, ister kaşar da koyabilirsiniz. Ben bugün böyle yapacağım arkadaşlar. İsterine göre. Şimdi patatesime tuzumu koydum. Güzelce şöyle bir çeviriyorum arkadaşlar. Patatesim bilmiyorum görebiliyor musun? Ben göstereyim şöyle size yakından. Pişti. Annem bu arada tripodla uğraştığı için yine gözüküyordu. Şimdi tabağa şöylece koydum. Güzelce ne? Tabağıma koydum. Arkadaşlar şimdi yumurtayı şöyle kasemle güzelce ne? Çırpıyorum. Üstüne şöylece arkadaşlar şu şekil şöyle arkadaşlar yumurtamı çırptım. Üstüne güzelce koydum. Görmüş olduğumuz. Hemen bir iki üç dakikada böyle pişecek.
Arkadaşlar gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Üzerine koydum ve hiç gördüğümüz gibi şu şekil şöyle böyle. Hemen altını da göstereyim arkadaşlar. Ucağı şöyle gider. Nargile kızarsın. Nargile kızardı. Hah, yumurtayla. Gerçekten öyle mi öyle nefis arkadaşlar. Sizlere de dediğim gibi tavsiye ediyorum. Koyduğumuz gibi böylece. Anne harika gözüküyor. Yine döktürmüşsün. Sofrada arkadaşlar. Masamızı şöyle sizlere kısaca bir gösterelim. Olur mu öncelikle? Bence de güzel olur. Merhaba arkadaşlar. Arada soğan mı sermiş anne? Ne yapayım ya? Yap. Arkadaşlar önlük böyle güzel bir sofra hazırladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada limonumuz var. Annemin hala bitmeyen limonları. Bitti aldım bu. Reçeli var. Reçeli var. Burada annemin yumurtalı patatesimiz var. Burada acılı ezme. Erik marmelat. Tel peynir. Erik marmelatı. Babamın olmazsa olmazı tereyağı. Balımız var. Balımız var arkadaşlar. Ekmeğimiz var. Tepsim ve benim de don ice'm var arkadaşlar. Sabah kahvaltısında. Arada sırada tüketiyorum. Bir daha efendim. Ve çiçek ekmeğimiz var. Arkadaşlar açıklamalar kısmında annemin diğer kanallarının linkleri de mevcuttur. Oradan abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz videolarımızı beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Açık alın. Lan bu masa niye sallanıyor? Ne bileyim ben ne biçim fakirliğin gözü kurusun.